Peki paket bu haliyle milletin anayasası mı olur yoksa partinin mi? Ya hayır, öyle milletin anayasası. Bu millet, bu laflar da Türkiye'de çok şey oldu ya. Millet, halk, artık bunalım falan geldi bana. Yani bu bu millet. Ya 3-5 aile şirketi oraya oturmuşsunuz, 3-5 arkadaş orada işte zapturap altına almışsınız. Bunu böyle ulvi, böyle kutsal kavramlar. Yani millet çok büyük bir, artık Tanrı'nın da üstüne çıkmış kutsal kavramlar. Halk, millet bize oy veriyor falan gibi. Bunlar yalan yanlış şeyler. Milletin anayasası değil bunlar. Bir kere kendileri bu milletin çocuğu mu? Bu ülkenin çıkarlarını korudular mı? Toprağını korudular mı? Madenlerini korudular mı? Bu toprakta tertemiz Müslüman olabildiler mi? Helal kaldılar mı? Haram yemiş. Yolsuzluklara karışmış insanlar. Bu halkın çocukları bu halkın çocukları böyle mi olmalı? Bu halka ikide bir böyle kutsal şey yapıyorlar. Evet, halkımız içinde bir temizlik var, bir dirayet var. Hı hı. Ama siz bunların çocuğu değilsiniz. Başka bir şeysiniz siz. Bunu da göreceğiz yani. Ama böyle kutsal kavramlar. Ya sağ iktidarlarda böyle bir şey var. Böyle birkaç kavramı kutsallaştırmaya çalışıyor. İşte cahil bırakılmış bu halkı ya da yoksul bırakılmış halkı daha güzel tavlamak için birkaç tane sloganları var. Ve bunu 50 yıldır da kullanıyorlar. Bunu nasıl izah ederim bilmiyorum. Şimdi dikkat edin, bu çok önemli bir laftır. Benim şimdi söyleyeceğim bir laf. Şimdi biz dünyanın her tarafında siyasi hükümetler ülkeyi sivil ve sosyal örgütlerle yönetir. Sendikalar, sivil kurumlar falan. Herkes haklarını belli dernekler, belli gruplar şeyinde örgütlediği için eczacılardı, tıpçılardı değil mi? Bunlarla yönetir. Fakat Türkiye'de siyasi hükümet, sağ siyasi hükümetler, özellikle de Tayyip Erdoğan Bey, bu sosyal, siyasal, sosyal ve sivil gruplardan ve özellikle sendikalardan şey yapıyor, rahatsız oluyor. Ya sendikadan niye rahatsız olursun? Sosyal ve sivil gruplardan niye rahatsız olursun? Bu sosyal ve sivil gruplar bir şeyleri hak aramaya başladığı zaman, eczacısı, sendikası, tabibi, ekrana çıkıyor Tayyip Erdoğan Bey, bunları halka şikayet ediyor. Halk, ya bunlar halk değil mi? Halk okumuş, doktor yapmış, halk okumuş, eczacı yapmış, halk okumuş, işte işçi, halk okumuş, mühendis ve örgütlemiş. Fakat örgütlü insanlar hoşuna gitmiyor. Nasıl olur? Modern toplumda ve üstelik demokrasiden en çok bahseden sizler, örgütlenmiş sivil ve sosyal grupları çok ciddiye alacaksınız. Hatta projelerinizi, hatta Türkiye'nin yarını, siyasetini, yasalarını bu insanlarla ortak çalışarak, bu dünyanın doğusunda da böyle, batısında da böyle. Ama bizim Tayyip Erdoğan'a bakıyorsun, bu sendikalardan biraz şey olduğu zaman, hak istediği zaman bunları halka şikayet. Halk bir de kutsal olarak. Bakıyorsun bu halk ne? Hangi halk? Nerede bu halk? Bu halk işte yoksul bırakılmış, kapısına makarna koyulan, o şeyde başına kerpiç düşen ve altında kalan bir halk. Yani bir partinin kapısına gidebilecek kadar gücü olmayan, bir örgütlenme içine girebilecek kadar bireysel bir kendini yetiştirememiş, yoksulluktan yetiştirememiş, sahipsiz bırakılmış, aç bırakılmış, bilgisiz bırakılmış bir halk. Ve sürekli örgütlenmiş, ülkenin bilgiyle, fenle, ilimle, anlayışla, siyasetle örgütlenmiş insanların gidip bu halka şikayet ediyor. Böyle siyaset olur mu? Dünyada böyle bir siyaset yok. Yani onların kutsal dedikleri, kutsadıkları halk aslında örgütlenmiş, hakkını arayan, tazminat isteyen halk değil. Onların istediği halk sanki bu çocuklar, bu eczacılar, bu mühendisler, bu işçiler sanki bu halkın çocukları değilmiş gibi. Yani çalışıp kendini birey olarak şey yapan, takdim eden, bir yerde hak aramaya çalışan insanlar halk olmaktan çıkıyor. Tabip derneğine üyesen halk olmaktan çıktın. Eczacı olabilmişsen halk olmaktan çıktın. Yazar olabilmişsen halk olmaktan çıktın. Bunların kabul edeceği halk okumamış, yazmamış, cahil bırakılmış, işte ekmeğin derdine düşmüş ve Ramazan'da da kapısına kumanya getirip koyulan yoksul, dilencileştirilmiş ve bir sadaka kültüne muhtaç edilmiş bir halktan bahsediyor. Ve bu halk da bunları desteklediği için bundan da iftihar ediyorlar. Bütün demokrasi, özgürlük, milli irade kavramında bunun arkasına koyuyorlar. Bu kadar saçma bir şey olur mu? Türkiye nerede yaşıyor? Biz nerede yaşıyoruz? Siyasal hükümet anayasa yaptığını düşünüyorum. Anayasa şimdi ne yapacak? Hakları, eşitlikleri değil mi? Bunları paylaştıracak, bunları söyleyecek. Bu ülkede ve bütün modern toplumlarda insanlar haklarını almak için örgütlenir. Bir parti olarak örgütlenir. Öbürü dernek olarak örgütlenir. Öbürü sendika olarak örgütlenir. Öbürü de işte yardım kuruluşları olarak falan. Bütün bunları reddediyorsun.
Biz halk olabilmek için o şimdi şeye gideceğiz. Okuma yazmamızı bırakacağız. Cahilleşeceğiz. Kapımıza makarna koyulacak. Önümüze dilenci şeysi gibi para atılacak. Duruma gelirsek halk olma. Onların kabul ettiği kutsal bir halk olma durumuna geliyoruz. Eğer bunların halktan anladığı buysa bunlar hangi anayasa yapacak? Yazsınlar anayasanın birinci maddesine yazsınlar. Ramazan'da kumanya dağıtırız. Anayasa madde 2. Dunceli'nin dağlarına kanepe dağıtırız. Anayasa madde 3. Yolda görürseniz para atın üstüne. Anayasa madde 5. Ramazan günü çadır kurun. Bu. Bunların hak dediği bu. Bunları da sıralasınlar. Tekrar tekrar ediyorum. Bütün genç çocuklar bilsin. Halkımız bilsin. Halk bugüne kadar Cumhuriyet'in bir gücüyle öğretmenin, mühendisi, yazarı, işçisi örgütlenebildiği kadar örgütlendi. Örgütlenmek de zorundadır. Modern toplumun gereği de budur. Biz bir demokrasiyle yönetiliyoruz. Kim örgütlenmese bunlara düşman. Böyle bir şey olur mu? Ve kendileri anayasayı aldılar, bütün örgütleri de gezdiler. Gezdikleri bütün örgütlerden de postayı yediler yani. Kabul edildi, kabul edildi, kabul edildi. Kalktılar, halka şikayet ediyorlar. Onların halk kavramından artık herkes halk derken neyi kastettiklerini artık hepimiz biliyoruz. Halk derken hakkını aramayı bilmeyen zavallı, zavallaştırmış ve Türkiye'nin trajedisi olmuş. Osmanlı Cumhuriyeti'nin gücünün yetmedi, imkanlarının yetmedi. Sağ hükümetlerin de işte yolsuzluk ve bilmem neleriyle daha da yoksullaştırılmış bir halktan söz ediyorlar. Bu eğer kafalarında halk buysa, kafalarındaki demokrasiyi gördük orada. 50 bin tane polisi getirmişler. 35 yıldır Ankara'dayım. İlk defa bu kadar çok polis arabası var Kızılay'da. 10 tane işçinin üstüne 50 bin polisi getiriyor. Özgürlük anlayışı bu. Halk anlayışı da bu. Bunlar başka şey düşünsün. Bunlar düşünmesin. Bunlar başka hesap yapsın. Yani artık 7 yıl doldu. Artık bu tilkilikler son numaraya geldi yani. Bir gün bir şey işte diyelim aslan şeyden sudan karşıya geçecek. Karşıya geçerken yılan demiş ki ya ben demiş boğulurum beni sırtında götürür müsün? İyi demiş götüreyim demiş. Almış bunu sudan karşıya geçecek. Tam sudan karşıya geçerken yılan aslanı sokmuş. Sokunca da bir aslan hani niye bu ihaneti yapıyorsun? Bak seni dereden geçiriyorum üstelik. Yılan ya yani. Yani yılanlığını göstermiş. Aslan yılanı kapmış. Öldürmüş. Tabii ölünce yılanın kıvrımları giriyor. Dümdüz oluyor böyle. Cansız kalıyor ya bedeni. İp gibi oluyor. Böyle tutmuş da yılanı çekmiş, çayra getirip koymuş. Bakmış ki yılan böyle dosdoğru ve dümdüz. Demiş ki yılan demiş, ulan sen demiş ölmeden demiş dosdoğru olmayacak mısın? Ölmeden demiş dosdoğru, yaşarken, hayattayken insan dosdoğru olur demiş. Şimdi bunlar da mahkemelere gelecek. Şimdi onun hesabındalar. Ben istiyorum ki iktidardayken dosdoğru olsunlar. O mahkemelerde zaten ip gibi sıraya girip dümdüz olacaklar. Dosdoğru olacaklar. O mahkemeler yarın bunlardan hesap soran o mahkemeler bunlar zaten o ölmüş yılan gibi dümdüz edecek. Ama şimdi olmalarını isteriz. Şimdi bunu yapsınlar. Şimdi ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani Anadolu'da argoda bir laf vardır. Bir atasöz deyim gibi girmiş. İşte Erzurum, Bayburt'ta, Erzincan'da o yörelerde söylenir. Çocukluğumuzdan beri biliriz. Kadın der ki benim canım şimdi oynat işler. Gece, akşama kocam da gelir. Bizim de şimdi istiyor. Yarın 6 ay sonra senin yoksun zaten. Şimdi bir şey biliyorlarsa bugün yapsınlar. Bunları söylemek istiyorum.